Merhabalar sevgili arkadaşlar. Elektrik yükleri ve elektriklenme, elektrik yüklü cisimler demiştik. Test bir hep beraber çözümledik. Birinci sorumuz test 2 ile devam ediyoruz. Bakalım birinci soru bize ne diyor? Elimizde bir elektroskop var. Yapraktaki yük miktarının büyüklüğü. Yaprak arasındaki açıyı belirler. Yük miktarı artınca yapraklar aynı yük ile yükleneceği için birbirinden uzaklaşır ve elimizdeki açının arttığını gözlemliyoruz. Şimdi bir A cismi gelip bizim elektroskopumuza dokunduruluyor ve elektroskopun yaprakları arasındaki açının arttığını gözlemliyorsak yapraklar aynı yükle yüklenip iyice açılıyor demektir. O zaman A cismi ve elektro, elektroskopun başlangıçtaki yük durumlarına baktığımızda hangisi doğru olabilir? A'nın yük miktarı elektroskoptan fazladır çünkü A cismi elektroskoba dokundurulduğu için A cisminden elektroskoba yük geçişi olacak. Elektroskopta daha fazla yapraklar yükleneceği için açı artışı gözlemlenecek ve iyice yapraklar açılacak. A cismi ve elektroskop kesinlikle aynı yüklüdür. Eğer zıt yüklü olsaydı yapraklar birbirine doğru yaklaşırdı, açı azalırdı ancak A cismi nötr yine olamaz çünkü Zıt yüklü veya nötr yüklüyse elektroskopun yapraklarının bir miktar veya tamamen kapandığını gözlemlerdim. Ama bana diyor ki açı artıyor. O zaman sevgili arkadaşlar bizim doğru cevabımız birinci soru için C şıkkı olacak. Hep beraber ikinci soruya doğru gidelim. İkinci soruda zıt yüklü ve aynı yüklü elektroskoplar verilmiş. Birisi artı yüklü öbürü de eksi yüklü yük miktarlarına da baktığımız zaman artı yüklü elektroskop eksi yüklü elektroskoptan daha az yüke sahip. Şu işareti gördüğümüzde ne anlamamız gerekiyor? Topraklama anlamamız gerekiyor. Topraklama ne demek? Elektroskop nötr yükle yüklenene kadar toprak ve elektroskop arasında yük geçişi olacak demek. E peki artı yüklü olan cisimden toprağa artı yük mü gidecek? Hayır, topraktan artı yüklü cisme eksi yükler gelecek. O zaman bakalım aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? A şıkkı bize diyor ki İki numaralı anahtar kapatıldığında K ve L elektroskobu negatif yükle yüklenir. Şimdi bizim elimizdeki negatif yüklü elektroskop pozitif yüklü elektroskoptan büyük. Sen birinci anahtarı kapatmadan ikinci anahtarı kapatırsan iki elektroskop arasında yük geçişi olur. Hangisi fazla? Eksi yük. O zaman eksi yükler artı yüklü elektroskoba doğru gider. Böylece ikisi de nötr olana kadar, ikisinin de yük durumları eşitlenene kadar durum devam eder. O zaman K ve L'nin ikisi de eksiyle yüklenir. Çünkü ikinci elektroskop eksi yüklüdür ve onun yükü K'dan fazladır. O zaman A şıkkı doğru. Bir ve ikinci anahtarlar aynı anda kapandığında K ve L'nin yükleri tamamen kapanır. Önce ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Birinciyi tamamen kapat. Birinciyi kapattığında İkisi arasında yük geçişi olur. ikisi de eksi yüklenir. İkisi de eksi yüklendiğinde birinci anahtarı kapattığında topraklama olayı meydana gelir. Topraklama olayı da cisimler eksi yüklü olduğu için toprağa doğru nötr olana kadar eksi yükler gider. Böylece kahveye nötr olur. Yani yapraklar tamamen kapanır. B şıkkı doğru. C şıkkına baktığımda. Önce bir numaralı anahtarı kapatıp ardından iki numarayı kapattığında bir numarayı kapattığında bu cisim nötr olur. Bu cisim nötr olduğunda ikiyi kapattığında ne olacak arkadaşlar? İki numaralı cisimden yani L elektroskobundan bir numaralı elektroskoba negatif yük geçişi olur. Yapraklar biraz açılır. D'ye baktığımda 2 numaralı anahtar kapatılıp açılınca sonra 1 numaralı anahtar kapatılınca K elektroskopuna doğru negatif yük geçişi olur diyor. Bakalım. 2'yi kapatıp açtığında ikisi de negatif yüklü olacak. İkisi de negatif yüklüyken 1 numaralı anahtarı kapattığında K cismi ne olur arkadaşlar? Nötr olana kadar topraktan K cismine negatif yük akışı geçer. Ancak C durumu sen ikinci anahtarı kapatıp açtığında birinci anahtarı sonradan açarsan olur. O zaman doğru cevabımız ikinci soruda C şıkkı oldu. Üçüncü soruya baktığımızda Ezgi öğretmen elektrik yükleri ve elektriklenme konusuyla ilgili deney yapacak 3 öğrenci grubunu oluşturuyor. Bu 3 öğrenci grubuna vermiş olduğu durumlar şunlar. Birinci grup ilk önce cam çubuğu ipek kumaşa sürtüyor. Cam çubuğu ipek kumaşa sürtersen ipek kumaş artı yükle yüklenir. Daha sonra nötr elektroskopun topuzuna ipek kumaşı dokundurdun. Ne olacak? Elektroskopun yaprakları biraz açılacak çünkü yapraklar artı yükle yüklenecek. İkinci grup. Ebonit çubuğu yün kumaşa sürttüğünde ebonit çubuk eksi yükle yüklenir. Daha sonra nötr elektroskoba dokunduğunda yine elektroskoplar ne olur sevgili arkadaşlar? Açılır. Niye? Bu sefer elektroskop yaprakları eksi yükle yüklenecek. Üçüncü grupsa nötr çubuğu nötr elektroskoba dokundurduğunda ikisi de nötr olduğu için yaprakların asla hareket etmediği çünkü yük geçişinin olmadığı gözlemleniyor. Şimdi birinci grubun durumu, ikinci grubun durumu, üçüncü grubun durumu verildiğinde yapraklar sıfır, yapraklar artı, yapraklar eksi dersek kolaylıkla bu soruyu çözebiliriz. Buna göre bu deneylerle ilgili hangi yorumları yapabiliriz? Üçüncü soruya baktığımızda yüklü cisimler. Nötr elektroskopun topuzuna dokundurulduğunda yapraklar açılır. Yüklü cisim Yüklü cisim. Yaprakların ikisi de açıldı. O zaman A şıkkımız doğrudur. Ezgi öğretmenin öğretmeye çalıştığı şeyde yüklü cisimlerin nötr elektroskopun topuzuna dokundurulduğunda yapraklar da cisimle aynı yükle yükleneceği için açılacağıdır. Cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Dördüncü soruya gittiğimizde dinamometre var elimizde. Asılan değerler 20 Newton ağırlığındaki cisme bakıyoruz. A cisminin altına B ve C cisimleri sabitlendiğinde okunan değerler 20 iken 16 okunmuş. O zaman B cismi A'yı itmiş. B A'yı itiyorsa B ve A aynı yüklüdür. Geldim C'ye baktım. 24 Newton'a çıkmış. O zaman C cismine A cismi zıt yükle yüklü ki bunlar birbirini çekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım hangileri doğru? A ve B cismi aynı cins yükle yüklüdür. Doğru. A ve C cismi zıt yüklüdür. Doğru. Peki B'ye ve C'ye baktığımızda A ve C zıt yüklüyse B ve A da aynı yükle yüklü olduğuna göre C ve B de arkadaşlar birbiriyle zıt yüklüdür. Birbirini itmez. Çeker. O zaman üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü soru. Geldik beşinci soruya. Beşinci soru diyor ki, yüklerinin cinsleri ve miktarları bilinmeyen özdeş iki cisim arasına M küresi konuyor. Buna göre X'in hareket durumuyla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar, baktığımız zaman K ve L'nin miktarları eşit ve yüklerinin cinsi aynı ise hemen yapalım. İkisi de eksi yüklü olsun. M cismi bir yönünde hareket eder diyor. Ben M cisminin hareket yönünü neye göre belirlerim? Yüküne göre. Bu iki cisim de eşit yükle yüklüyse M cismi olduğu yerde kalır, hareket etmez. K ve L cisimleri M küresiyle aynı cins yüklü olup K cisminin yük miktarı L'den fazla ise üçü de aynı yüklü. K L'den fazla ise M cismi bir yönüne doğru hareket eder. Doğru. K ve L aynı cins yüklü yüklü M küresiyle zıt yüklü ise M küresi iki yönde hareket eder diyor. Hayır. Aynı cins yükle yüklüyse ve M küresiyle zıt yüklüyse ikisi de eşit miktarda çekmek ister ve K küresi olduğu yerde kalır. Beşinci sorumuzun cevabı C şık olur sevgili arkadaşlar. Geldik altıncı soruya. Altıncı soruya baktığımızda A, B ve C'nin yük miktarlarını gösteren sütun grafiğine bakıyoruz. A cismi Artılar eksilerden fazlaysa artı yüklü. B cisminde eşit, nötr, C cisminde eksiler fazla o zaman negatif yüklü. A ve B birbirine yaklaştırıldığında A B'yi çeker. Doğrudur. Zıt yüklüler. B ve C birbirine dokundurulduktan sonra yaklaştırılırsa aralarında çekme olur. Evet, B ve C cisminden B nötr yüklü. C'den B'ye dokundurulduğunda negatif yükler geçer. C'den B'ye negatif yük geçiyorsa ikisi de negatif yüklenir ve daha sonra birbirine yaklaştırıldığında bunlar birbirini çekmez, iter sevgili arkadaşlar. Çünkü bunlar aynı yükle yüklenecektir. B şıkkımız yanlış oldu. O zaman C şıkkına baktığımızda A ve C yaklaştırıldığında çekme olur çünkü zıt yüklüler doğru. A ve C cismi aralarına belli bir mesafe olacak şekilde sabitlenip B cismini koyarsan artı ve eksi eşit yükle yükleneceği için B'nin hareketsiz kaldığını gözlemleyeceğiz. 6. sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. 7. soruya baktığımızda kış aylarında havadaki nem miktarı az olduğu için Kış ayında daha fazla elektrik yükü olur. Havadaki nem elektriği çok iyi ilettiği için vücuttaki elektrik yükünün dağılmasına imkan sağlar. Kış aylarındaki hava nem az olduğu için vücuttaki elektrik yükü bir iletkenle temas edene kadar vücutta kalıyor. O zaman vücuttaki elektrik yükünü azaltabilmek için neler yapabiliriz? Topraklama yapabiliriz. Baktığımızda çıplak ayakla beton, seramik, mermer alanlarda dolaşırsan, iletkenlerde dolaşırsan elektrik yükün akar. Birinci öncül doğru. İkinci öncül bol duş almak ve elleri sık yıkamak. Su elektriği çeker arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda doğru olarak kabul edilir. Pamuk yerine yün giyersen yün elektriği itici bir maddedir. Sendeki elektrik sende yine kalır. Üçüncü öncül yanlış olur. Cevap C şıkkı ancak dördüncüye baktığımızda nemlendirici cihazlar bulundurursan yine sendeki elektrik akışını sağlamış olursun. Yedinci sorumuzun cevabı ne oldu? C şıkkı oldu. Gidelim sekizinci soruya. Sekizinci soru diyor ki topraklama, elektrikle çalışan cihazların olma, olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlem. Kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistem. Topraklama yüklü elektrik cisimleriyle nötr hale getirilirken insan hayatının ve cihazların kullanım önününü riske atmamak için kaçak riskine karşı topraklamanın kesinlikle yapılması gerektiğine ayrıca Fazla elektrik yükü, direnci çok az olan toprak hattı üstünden toprağa verileceğini ve bu cihaza dokunan kişinin hayati tehlikesinin ortadan kalkacağını söylüyor. X, C, X, y ve Z cisimlerine baktığımızda pozitif ve negatif yükler dağılım olarak veriliyor. Y cismini toprağa bağladığımızda yük durumunu görüyoruz. Şimdi Y cismine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah var. 3 tane pembe var. Toprağa bağladığında topraktan ne gelmiş arkadaşlar? Pembe gelmiş. Topraktan y'ye pembe geldiyse, pozitif yüklerin hareket etmediğini gözlemliyorsak, pembelerin eksi yüklü olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Y cismi başta pozitif yüklüymüş. X'e baktığımda pembeler fazla o zaman eksi yüklüymüş. Z cismine baktığımda 1, 2, 3, 4 pembe, 4 de siyah var. Z cismi de nötr yükle yüklüymüş. Yazalım. X cismi neydi sevgili arkadaşlar? Eksi yüklü. Y cismi artı yüklü. Z cismi ise nötr yükle yüklü. Şimdi hangisi yanlış? X cismini topraklarsan topraktan cisme artı akışı gerçekleşir diyor. Artı akışı hiçbir yükten hiçbir başka yüke doğru gerçekleşemez. Artı yükler hiçbir durumda hareket edemez. A şıkkı otomatikman yanlış olacak. 8. sorumuzun cevabı. A şıkkı olarak işaretlensin. Gidelim 9. soruya. Elif, yün kumaş, ipek kumaş, cam çubuk, ebonit çubuk ve nötr balon kullanarak elektriklenme ile ilgili deney yapıyor. Birinci işlemde ebonit çubuğu yün kumaşa sürttü. Ebonit çubuk eksi yükle yüklenecek. Kumaş artı yükle yüklenecek. Sen ebonit çubuğu nötr balona yaklaştırıldığında eksi yüklü olan ebonit çubuk balonu çekecek. İkinci işlemde o zaman biz balona ne diyeceğiz? Balon nötrdü. E nötr cisim eksi yük tarafından çekilmez mi? Çekilir. O zaman ikinci işlemde de cam çubuğu ipek kumaşı sürtüyor. Cam çubuk artı yüklüdür. Nötr balonu yine çekecek. Neden? Çünkü balon nötr. O zaman Elif deneyle ilgili hangi yorumları yapamaz? A sorusunda A şıkkında diyor ki Yün kumaştan ebonit çubuğa eksi yük geçti. Ebonit çubuk eksi yüklendi. Doğru. Camdan ipek kumaşa yük geçişi oldu. Evet camdaki eksiler ipek kumaştan geçti. Doğru. Cam çubuk ve yün kumaş artı yüklüdür. Evet cam çubuk artı yün kumaş da artı yüklüdür. Doğru. Nötr cisimle çubuklar arasında yük alışverişi olur. Hayır. Nötr cisim balon. Yaklaştırmada yük geçişi olmaz çünkü balon nötrdü. Temas olması gerekiyor yük geçişi için. Sen yaklaştırdığın zaman sadece yüklerin kutuplaştığını görürsün. Bu nedenle yük geçişi yaklaştırmayla elektriklenmede gerçekleşmez. Dokuzuncu sorunun cevabı D şıkkı olmalıdır. Gidelim 10. soruya. 10. soru bize diyor ki Zehra öğretmen elektriklenme konusunu işledikten sonra yanına getirdiği balonu saçına sürtüyor. Daha sonra balonu saçına yaklaştırıldığında balonun saç tellerini çektiğini gözlemliyor. O zaman Zehra öğretmenin söylediklerinden hangisi doğrudur? Zehra öğretmenin saçlarının elektrikle yüklenmesi sürtünme ile elektriklenmeyi örnektir. Neden? Çünkü saçına balonu sürttüğünde elektrik akışı olduğu için biz yük akışı vardır diyebildik. Birinci öncül olmayan şıkkı eledim. Zehra öğretmenin saçlarıyla balon aynı cinsle yüklenseydi eğer birbirini iterdi. Ama biz burada çekme gözlemliyoruz. O zaman bu ikisi zıt yükle yüklenmelidir. İkinci öncülüm yanlış oldu. Üçüncü öncül diyor ki balon ve saç telleri arasında Zaten sürtünmeyle elektrik yükü akışı olduğu için bunlar birbirini çekebildi. 10. soruyu da işaretledik geldik 11. soruya. Yüklü olduğu bilinen X ve Y birbirine dokunulup ayrıldığında bu cisimler ne tür Z'ye dokunduruluyor? X, Y ve Z ile ilgili son durum hangisidir? X ve Z pozitif yüklüyken. Y negatif yüklü olabilir. X ve Z'nin pozitif yüklü olduğu duruma baktığımda X ve Z pozitif, Y negatif ise X ve Y'yi birbirine dokundurdun, ayırdın. Bunlar nötr oldu. Bunlar nötrken Z'ye dokundurursan senin elinde hiçbir yük akışı olmaz, gitti. Y ve Z negatif yüklü, X ise nötr olabilir. Aynı durum Y ve Z negatif yüklüyse elindeki X cisminin nötr olması söz konusu değil zaten yüklü olduğu bilinen diyor. Gitti. X, Y, Z üçü de negatifse herhangi bir yük akışı gerçekleşmez. Bu da gitti. O zaman cevabımız 11. soruda ne oldu? Değişik oldu. Peki neden değişik oluyor? Baktığımız zaman elimizde ne var? Nötr Z cismi diyor. O zaman ayırdığın zaman sen x ve y cisminin aynı yüklü z'nin de bunlarla zıt yüklü yüklendiğini bileceğim çünkü z cismi nötr yüklüymüş. O zaman cevabımız D şıkkı oldu. Düzenekte birbirine parçalanmış K ve L cisimlerinde dengede olan pozitif yüklü X cismi yaklaştırılıyor. Daha sonra K ve L'ye bir işlem yapılıyor. Bunun sonucunda X ikinci durumdaki gibi oluyor. İlk durumda L ve X birbirini çekiyor. Yani L ve X ilk durumda zıt. O zaman K ve L'ye baktığımda hangisi olamaz? İkinci durumda da L ve X'in aynı yüklendiğini görüyorum. Pozitif yüklü bir cisim levhalara K tarafından yaklaştırılıyor ve cisim uzaklaştırılmadan K cismi çekiliyor. Şimdi durumu gözlemlediğimiz zaman 12. soruda pozitif yüklü bir cisim bunlara yaklaştırıldığında cismi uzaklaştırmıyorsun. O zaman bu eksi bu artı oluyor. Bu eksi bu artı olduğunda ikinci durum söz konusu olduğu için x'in de artı yüklü yüklendiğini söylüyor. Doğru. B de diyor ki negatif yüklü cisim K'ya dokunduruluyor. Negatif yüklü cisim K'ya dokunduruluyorsa K da L'ye dokundurduğu ikisi de eksi olur. İkisi de eksi olursa bunun yaklaştırma sonucunda bu nötr olsa bile ne olur arkadaşlar? Kendini bu kadar itmez, denge durumuna gelir. İkinci duruma gelmez. O zaman 12. sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Geldik son sorumuz 13. soruya. Elektrik yüklü cisimler birbirine yaklaştırıldıklarında aralarında kuvvet oluşur. Bu kuvvete elektriksel kuvvet deriz. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü yük miktarıyla doğru orantılıdır. Baktığım zaman K cisminin pozitifi negatiften büyük. L cisminin negatifi pozitifinden büyük. M cisminin pozitifi negatifinden büyük. N ne cisminin negatifi pozitifinden büyük. Peki, pozitif olanlar kimler? K ve M. K ve M'nin pozitif olma durumuna baktığımda K mı daha kuvvetli? M mi daha kuvvetli? M'deki yük fazlalığı K'dakinden fazla. O zaman bu daha kuvvetli. L'ye ve N'ye baktığımda ikisi de negatif yüklü. İkisi de negatif yüklüyse hangisi daha kuvvetli? N daha kuvvetli. Çünkü yük fazlalığı daha fazla. O zaman elektriksel kuvvete baktığımda 1, 2 ve 3'e bakacağım. Bu cisimler aradaki mesafeyi eşit tutmak koşulu ile birbirine yaklaştırıldığında elektriksel kuvvet gözle gözlemlendiği gibi olmuş. Bir de 0 ve 2 arasında. Çok az. Az olabilmesi için iki tane küçük yükün birbirine yakın, kuvvetsiz olan zayıf yükün birbirine yakınlaştırılması lazım. Zayıf iki yük kim? K ve L. O zaman sevgili arkadaşlar, K ve L olan tek şıkkım 13. soruda C şıkkım cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Böylelikle test 2'yi de tamamladık. Test 3'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.